Beşiktaş'ta dün vallahi zar zor e, kazandı. Ben hocaya buradan da söylediğim, TRT'deki programlarda ha. da söyledim. B planı hocanın yok. Ha. Bak bir planı var, B planı yok. Tabii ki bunda haklı olduğu bazı sebepler var. Mesela kadrosu çok fazla geniş değilim. Kulübesi geniş değil evet, kulübesi. Hani direkt, kulübesi. direkt kulübeden gelip etki edebilecek oyuncu sayısı çok az. Onu söylüyorum. Hı -hı. Bir planı var ve o planın üzerinde gitmeye çalışıyor. Bu kötü bir şey değildir. Az oyuncuyla Sergen Hoca 13 oyuncuyla şampiyon oldu. Hı, hı Az oyuncuyla iyi bir ezberle sakatlık olmadan hani lige götürebilirsin belki. Fakat e, Anadolu takımları karşısında son iki maçında Sivas maçında çok zorlandı. Evet. Bir kere bir her zaman söylüyorum bunu bir kez daha tekrarlayacağım. Türkiye liginin takım sayısının düşürülmesi lazım. 15'e 16'ya fazlası olmaz. Hı hı. Fazla o takım gereksiz bir kalabalık oluyor. Ligin kalitesini de düşürüyor. Az takım en iyisi. 15-16 takım bizim ligimiz için ideal. Tamam mı? Parası olan, stadı olan, tamam mı? Güçlü takımlar kurulabilecek o şeyleri takımları getireceksin oraya. Yoksa her sene ağlayan işte bizim tahtamız kapalı şöyledir böyle diyen takımları getirmeyeceksin abi. Stadımız yok getirmeyeceksin abi. Antrenman sahamız yok. Gelme abi sen süper lig antrenman sahan yoksa. Gelme. Bir zahmet. O yüzden... Yani e, üzüntü verici bir hadise. Umarım bir zaman, bir zaman tekrar bunlar güçlenirler biraz daha Anadolu takımları ve e, seviye birazcık artar. Eyüp tabii. Beğendin mi Eyüp Spor'u? Eyüp Spor iyi takım. Geçen hafta birisiyle beraberdim. E, şey dedi ki anlattı bana Arda'yı. 6.30'da testlere geliyormuş. Hı. Ve günde çift idman. 6.30'da. Evet. Sabah akşam çift idman yaptırıyormuş. Şimdi mesela kamplar bittikten sonra lig boyunca artık tek antrenmana döner hocalar hmm. çoğunlukla. Bak dönmedi. Niye? Atletico madde gördüğünü yapıyor çünkü. Hmm. Anladın mı? Evet. Oralarda İspanya'da takımlarda gördüğü antrenman sistemini oluşturuyor. Kardeşim futbolculuk bir iş iş. iş Tamam mı? Gideyim bir saat antrenman yapayım sonra ense yapayım denilen bir şey değil. Sabah da yapacaksın antrenmanını, akşam da yapacaksın antrenmanını. Dolayısıyla ben güçlü bir Eyüp Spor gördüm. Hı, hı Beş yaşın çok zorlandığı bir Eyüp Spor'du. Evet. Fakat tabii işte böyle zamanlarda kalite ortaya çıkıyor. Ne oluyor biliyor musun? Bak sen de kalitelisin. Sen kalitelisin. Ben senden daha az kaliteli takımım. Ben senden daha fazla çok koşunca sen bana kaliteli gösteremezsin. Ama Beşiktaş koşuyor. Beşiktaş mücadele ediyor. Geçen sene bu yoktu Beşiktaş. Bırakmıyor. Dolayısıyla sen rakibin kadar koştuğun zaman senin kaliteli ayaklarının kalitesi ortaya çıkıyor. Nitekim dün de e, öyle bir karşılaşma yaşadık. Bu arada ikisi de Barcelona'yı görmüş iki hoca. E, M. Arda, M. Brankos ikisi de Barcelona'da oynamışlar. Hı hı. E, dolayısıyla güzel bir karşılaşmaydı. E, kalitesi olan kazandı öyle diyelim bence. Kaliteli ayaklar olan taraf kazandı. <laughs> Şimdi penaltı ol, olmasa bence bu maç böyle biterdi gibime de geliyor benim. Ha? Mert'i çok beğendim. Mert. Mert var. Başta ay. Maçın başında 3 evet. tane top çıkarttı ki anam anam benim ya. Yaman'ın bir pozisyonu vardı böyle tek evet. eliyle şöyle o yani bir... çıkmayacak topları çıktı. İşte aynen. büyük takım kayıcısı. aldı mı sana 3 puanı? Aldı. Evet. Şimdi bu 3 evet. puanı Mert'e yazacak. Tamam, Immobile 62. golü şöyledir, böyledir filan ama kurtaran, maçı kurtaran adam Mert Günok. Tabii. Maçın adamı Mert Günok. Büyük takım kalecisi senede sana 3-4 maç kazandıracak. Evet. Öyle şampiyon olur. Evet. Başka türlü olamazsın. Tamam golcünü atacak o başka. Ama kalecinin de zaman zaman devreye girmesi gerekiyor. Onun için Mert'i tebrik ediyoruz. Harika bir performans gösterdi. Zaten milli takımımızda gurur. Birinci bir numaralı kalecisi. Evet. Aslan kardeşim benim. Ee, bu haftayı da böyle bitirmiş olduk. Sen anlıyorum ben senin yüzünden. <laughs> <laughs> hemen böyle bir fıkır fıkır olmaya başlıyorsun bitirelim bitirelim diye Evet. herkese iyi haftalar diliyoruz. Evet ee, bu arada tabii bu hafta çok önemli Avrupa karşılaşmaları e, var temsilcilerimizin şimdiden başarılar dileyelim hepsine. hepsine başarılar. Evet umarım e, güzel güzel maçlarını kazanırlar bizleri de mutlu ederler diyelim. Efendim noktalıyoruz bolca futbolu önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.